1908'de Viyana Güzel Sanatlar Akademisi'ne ikinci kez başvurdu. İkinci kez reddedildi. Tüm Viyana, hatta Avusturya başını yıkılmıştı. 15 yaşındayken bu reddedilmenin ardından Yahudilerle ilgili bir şeyler duydu. İnsanların dini mezhepleri yüzünden ayrımcılığa uğraması ne fena bir şeydi. Ayrıca bazı basın mensuplarının bu yönde taraflı yayınlarını da milli örf ve adetlere, geleneklere uygunsuz buluyordu. Adı Adolf Hitler'di. Adolf Hitler, Alman Nazi Partisi'nin lideri olarak girdiği seçimleri kazandı ve ilk icraat olarak tuvalini kırdığı Viyana'ya, yani Avusturya'ya girdi. Adolf Hitler'i anlamak için 1912 yılından başlayalım. Adolf Hitler, Viyana Sanat Akademisi'ne alınmadıktan sonra evsiz, parasız, boş boş gezerken asker kaçağı olarak tutuklandı. Ama askere alınmadı. Sebep, Adolf Hitler askerlik için elverişli değildi. Anne babası vefat etmişti. Evi, parası yoktu. 2 sene avare gibi dolaştı. Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde bu kez askere gönüllü olarak katıldı. Çünkü Alman ordusu eli silah tutan herkesi askere çağırmıştı. Adolf Hitler onbaşı oldu. Onbaşı Adolf Hitler canla başla çalıştı ve demir haç madalyası aldı. Bu madalyayı alması çok şaşırtıcı. Çünkü daha önce hiçbir onbaşı bu madalyayı almamıştı. Sadece üst rütbeli subaylara veriliyordu. Madalyalı onbaşı Adolf Hitler yükselmeyi bekliyordu. Fakat rütbesi yükseltilmedi. Yükseltilmediğini belgeleyen dosyada bir not vardı. Liderlik vasıfları yetersiz. Bir sorun daha vardı. Alman ordusundaki başarılı onbaşı Adolf Hitler Alman değildi. Avusturya doğumluydu. Savaş sırasında tutkulu bir Alman milliyetçisi haline geldi. Birinci Dünya Savaşı Almanya açısından başarısızlıkla sonuçlanınca komutanlarını ve ülke yöneticilerini eleştirdi. Bir plan yaptı. Bir savaş daha olacaktı ve bu kez Alman vatandaşları adına kendisi karar verecekti. Bu başarısızlık tersine dönmeliydi. Hitabet gücü kuvvetli Adolf Hitler halkı etkileyen konuşmalar yaparak siyasete girdi. 3 sene içinde en alt basamaktan girdiği partiye lider oldu. Ez cümle Alman halkının dünyayı yönetecek ırk olduğunu herkese ispat edecekti. Kendisini Alman halkıyla bir tuttu, hatta Alman halkının vücuda bürünmüş hali olduğunu iddia etti. Başta aşırı milliyetçiler olmak üzere halkın büyük desteğini aldı. Alkışlar yükseliyordu. Hitler görev tanımını genişletti ve dedi ki, Tanrı'nın verdiği görevleri yerine getiriyorum. Alkışlar daha da yükseldi. Özgürlük böyle gidiyordu. Alkışlarla. Bugünden tarihe baktığımızda ona inanan kalabalığa şaşırabilirsiniz. Ama daha çok şaşırmanızı önerdiğim bir durum var. O da Hitler'in bütün söylediklerine önce kendinin inanması. İçinde duygusal ve kararsız, dışında ise merhametsiz ve kararlıydı. Sloganı çok sertti. Ben yanılmam, Alman halkı için ölümsüz olacağım. Yaşamım ölümle bitmeyecek. Hatta o an başlayacak. Mezarım ve heykellerim yukarıda olacak. Her evde benden konuşulacak.
Bu arzuyla ilk iş doğduğu toprakları işgal etti. Avusturya'ya, ardından tüm komşu topraklarına tankla, tüfekle girdi. Üçüncü Reich'ın lideri olduğunu ilan etti. Sonuç? 1,5 milyon Yugoslav, 2,5 milyon Japon, 3 milyondan fazla Polonyalı, 6 milyondan fazla Alman, 6 milyon Yahudi, 10 milyon Çinli, 27 milyon Sovyet ve toplam 65 milyon insandan fazlası vefat etti. Bu insanların %67'si sivil halktı. Suikast girişimi de başarısızlıkla sonuçlandı. Hepsinden kurtuldu. Fakat Rusların Berlin'e girmesiyle sığınakta saklanmak zorunda kaldı Adolf Hitler. Aşkını da yanına aldı. Eva Braun'a aşkını ilan etti ve 29 Nisan 1945 akşamı radyodan bir haber duydu. Kendisi gibi faşist diktatör olan Mussolini kurşuna dizilmişti. Ortağı ve rol modeli yoktu artık. Bunu öğrenince sevgilisi Eva Braun'a iki teklif yaptı. İlki evlenme teklifiydi. İkincisi ise balayı olarak intihar. Adolf Hitler ölelim mi sorusuna olumlu yanıt alınca Eva Braun'la birlikte o sığınakta hayatına son verdi. Nekre'de Adolf Hitler'i anlatmak için yaptığım araştırmada beni çok etkileyen, bana çok tuhaf gelen ilginç bir detayla karşılaştım. Siz kıymetli dinleyenlerimizin vicdan terazisine bu bilgiyi sunmak istiyorum. Adolf Hitler'in kayıtlı konuşmaları derlenince en çok kullandığı kelimeyi ortaya çıkarmış bilim adamları: barış,